ahirette toplanmamızla ilgili nasıl toplanacağız? Yani şu şimdi ahiret haberleri dinleyeceğiz tabiri caizse. Hepimizin buna ihtiyacı var. Yani başımıza ne gelecek? Nasıl gelecek? En'am suresi 94. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا Muhakkak ki siz geleceksiniz diyor. Ahirette, mahşerde. Furada tek olarak geleceksiniz. Tek başınıza geleceksiniz. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ Yani sizi ilk yarattığımız zaman nasılsa böyle çıplak, efendim tek olarak nasıl sizi yarattıysak aynı o şekilde fert olarak karşımıza çıkacaksınız. Ve taraktum ma havvelnaküm size verdiğimiz şeyleri, mallarınızı, tarlalarınızı, paralarınızı, altınlarınızı, çeyizlerinizi geride bırakacaksınız. Terk edeceksiniz. Ve taraktum terk edeceksiniz ma havvelnaküm size verdiğimiz şeyleri nerede bırakacaksınız? Verae zuhurikum arkanızda. Yani sizinle beraber mallarınız gelmiyor. Sizinle beraber ameliniz geliyor. Sabah namazınız geliyor. Kur'an'ınız geliyor. Orucunuz geliyor. Bunu anlayalım da. Bak Mevla buyuruyor. Ameline geleceksiniz. Verdiğimiz dünyalıklar o dünyada kalacak diyor Cenab-ı Allah. Bir başka ayet-i kerimede وَنَرِثُهُ مَا يَكُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَنَرِثُهُ مَا يَكُولُ Onun dediği şeylere onun dediği şeyler, o kişinin dediği şeyler, malları var ya, arabam var, şuyum var, buyum var, bize kalacak. Onların varisi biz olacağız diyor yani. Hepsini bize bırakacak diyor. Onlar ahirete gelmeyecek. وَيَأْتِينَا فَرْدًا malıyla gelmeyecek diyor bize. Fert olarak gelecek. Ameliyle beraber gelecek. Malları trilyonluktu, fabrikatördü, padişahtı. Onlar orada kalacak diyor Cenab-ı Hak. Bu da Meryem suresi 80. ayet-i kerimede. Bir başka ayet-i kerimede yine ahiret haberi Câsiye suresi 28. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor 28 ve 29'a. وَتَرَا كُلَّ اُمَّتٍ جَافِيَ Habibim Muhammed Mustafa'm, sen o gün her topluluğu, her ümmeti cafiyeten diz çökmüş, boyun eğmiş olarak göreceksin. Aman Allah'ım, sahneye bakar mısınız? Hepimiz diz çökmüş, Allah'ın huzurunda boyun eğmiş olarak göreceksin. Külle ümmetin, her topluluk tüdaa çağrılacak, ila kitabiha defterinin başına çağrılacak. İşte amel defteri verilecek ya, işte kimine sağdan, kimine soldan, kimine sırttan, Rabbimiz amel defterlerimizi sağ taraftan almayı bizlere nasip eylesin. İşte o bölgeye çağrılacak. Efendim denilecek ki herkes amel defterinin yanına geçsin bakalım, uzatılacak. Rabbim cümlemize yardım eylesin. El yevme tüczevne ma küntüm te'amelûn. O gün biz dünyada işlemiş olduğunuz amellerin karşılığını vereceğiz diyor Allahu Teala. Câsiye suresi 28. 29'da hâzâ kitâbuna. İşte bu bizim kitabımızdır. Yani amel defterimizdir. Bizim kaydettiğimiz, meleklerimizin kaydettiği kitabımız budur. Yantıku aleyküm. O kitap size söylüyor. Bilhak gerçeği söylüyor. Onda yanlış yok diyor Cenab-ı Hak. Gerçekler kayıtlı. İnna künna muhakkak ki biz nestensihu ma küntüm te'amelûn sizin yapmış olduğunuz şeyleri biz kaydetmekteydik. Biz kaydediyorduk. Dünyada ne yaptıysanız biz onları kaydediyorduk diyor Cenab-ı Allah. İşte o kaydedilenleri hak olarak o kitap size okuyacak. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbi amel defterlerimize hayırla doldur Ya Rabbi. Salih amellerle doldur Ya Rabbi. Orada mahcup olmaktan bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Kitaplarımızı sağ taraftan alabilmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Razı olduğun kullardan eyle Ya Rabbi. Bizleri mahcup eyleme Ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.